Herkese selamlar, kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi tam da mevsimiyken etli, ekşili lahana sarması yapalım istedim. Gerçekten harika bir lezzet. İçinin hazırlaması da kolay, sarması da normal yaprak sarmasından daha kolay. İçi bol, ekşili, yumuşacık, harika bir ana yemek. Buyurun hemen başlayalım yapımına. Orta boy bir tane lahanayı haşlayalım. İç malzemesi için 350 gram orta yağlı dana kıyma, 1,5 su bardağı pirinç yıkayıp süzelim. Yarım demet nane, yarım demet maydanoz ince ince doğrayalım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet orta boy kuru soğan. İsterseniz 1 ya da 2 diş sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Baharat olarak da kimyon, karabiber, kekik, yeni bahar, pul biber kullandım ben. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Lahananızı kaynayan tuzlu suda haşlayın. Büyük bir tencereye koyun suyunuzu. Kaynadıktan sonra tuzu ekleyin ve lahananın yapraklarını 2-3 tanesini birden koyarak 1-2 dakika çevirerek haşlayın. Ne az ne de çok haşlansın. Eğer lahananız küçükse bütün olarak da haşlayabilirsiniz. Ben daha önce zeytinyağlı lahana sarması yapıp paylaşmıştım. Orada bütün olarak nasıl haşlanır onu gösterdim. Oradan da bakabilirsiniz. Ben malzemelerin hepsini ekliyorum. Sarma için lahana seçimi de çok önemli. Ben lahanayı eşime aldırtmıştım. Turşulukmuş. Orta kısımlarını turşuya kullandım. Kenar kısımlarını haşladım. O yüzden az çıktı. İçim arttı. Ama siz orta boy bir lahana alırsanız, içi dolu, yumuşak, sarmalık bir lahana alırsanız içiniz tam gelecektir. Lahananın çok damarlı olmamasına dikkat edin. Damarlı olursa sararken de zor oluyor. İçimizi iyice bu şekilde yoğuralım. Kalan içi ne yaptığımı merak edenler için söyleyeyim. Biraz pirinç ekledim, baharat ekledim ve 5-6 tane dolma biber doldurdum. Küçük bir tencerede pişirdim. Eğer iç harcım etsiz olsaydı derin dondurucuya koyup daha sonra tekrar sarma yapacağımda çıkartıp harcıma ilave ederdim. Ama etli olduğu için koymadım. Yapraklarımın kalın ve damarlı kısımlarını alıp dikdörtgen şekilde sarılacak biçimde kesiyorum. Kalın kısımlarını da tenceremin altına koymak için ayırıyorum. Onlar da piştikten sonra ekşili çok güzel oluyor. Kalın kısmını da atmayın. Haşlanmış şekilde böyle sade olarak da yiyin. Çok güzel hem de çok faydalı. Ben lahanamı sarmaya başladım. İçini bol bol koyuyorum. Önce kenarlarını katlayıp bu şekilde sarıyorum. Gerçekten kolay. Yaprak sarması gibi ince ince uğraşmaya gerek yok. Sarmam daha düzgün olsun istiyorsanız bir elinizle avucunuzu alıp diğer elinizin parmaklarıyla ucundan bastırarak çevirin. Uçları kapanmasa bile sarmanız açılmaz, merak etmeyin. Sararken de yine kalın kısmı varsa kesin. Lahananın birçok faydası var. C vitamini deposu, bağışıklığı güçlendiriyor. Zayıflamaya da yardımcı. Vücudumuzu toksinlerden arındırıyor. Sindirimi düzenliyor. Ve daha birçok faydaları var. Bu yüzden lahanayı sık sık tüketmemiz gerekiyor. Pişirmeden bile sade çok güzel oluyor salataların içinde. Biz turşusunu da çok seviyoruz. İster sade lahanayı kurun,
İsterseniz de karışık turşu kurun. Benim paylaştığım cilveli turşu da çok güzel oluyor. İçinde lahanası bol, domatesi bol. O turşumu da mutlaka deneyin, tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Sarma ya da dolmalarda etsiz iç harcı hazırlayacaksanız, yani zeytinyağlı yapacaksanız, iç harcınızı birazcık pişirin. Öyle daha kokulu ve güzel oluyor. Şimdi sarmalarımı tencereme yerleştireceğim. Önce lahananın sert kısımlarını ayırmıştım. Onları tabanına yerleştiriyorum. Sarmalarımızı çok sık olmayacak şekilde yerleştirelim. Yaprak ya da lahana sarmasını sık yerleştirirseniz üzerinden dökeceğiniz soslu suyu iyice içine çekip güzel almaz. Sararken de çok sıkı sarmayın. Sarmalarımız sosunu iyice içerisine çeksin ve lezzetli sarmalarımız olsun. Şimdi sosunu hazırlıyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı ve yarım limonun suyunu ekledim. İyice karıştırıyorum. Limon suyunu biraz daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi su ekleyeceğim sosuma. Büyük boy su bardağımla suyum var. Yavaş yavaş ekleyip sosunu inceltiyorum. Sosumuzu sarmalarımızın her tarafına gelecek şekilde gezdirelim. Kalan suyla da yine dibindeki salçaları ezelim. Sarmanız pişerken arada bir kontrol edin. Eğer suyu kalmazsa sıcak su eklersiniz. Sarmam kaynarken çok dağılmasın diye böyle bir porselen tabak kapatıyorum. Tenceremizin kapağını da kapatalım. Suyu kaynayana kadar önce yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte sarmamızı pişirelim. Sarmam pişti, mis gibi kokuyor. Yaklaşık 40 dakikada altı kısık bir şekilde yavaş yavaş pişti. Yumuşacık olmuş, lokum gibi. Artık servis tabağına alabiliriz. Bol içli, ekşili, harika bir ana yemek. Hiç yapmadıysanız lahana sarması püf noktalarına dikkat ederek kolaylıkla yapabilirsiniz. Üzerine sosundan da ekleyelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.